Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kıyır kıyır çok lezzetli, görünüşte çok güzel bir kurabiye tarifiyle geldim arkadaşlar. Üstelik kolay kolay da bayatlamıyor. Mutlaka sizler de deneyin. Hemen geçelim yapım aşamasına. Karıştırma kabının içerisinde bir tane yumurtam var. 2 saat oda sıcaklığında bekletilmiş 125 gram tereyağı, bir çay bardağı nişasta, bir çay bardağı pudra şekeri ve bir çay bardağı sıvı yağım var. Kullandığım çay bardağı ölçümde 100 milimdir. Bir paket vanilya şekerini ekliyorum. Yarım pakette kabartma tozum var. Tüm malzemeleri güzelce mikserle çırpacağım. Tabii bu işlemi elinizde de yapabilirsiniz ama mikserle daha iyi çırpılıyor. Tüm malzemeler karışana kadar mikserle çırpıyorum. Kurabiyelerinizi yapmadan önce en önemli püf nokta mutlaka tereyağınızı veya margarinizi oda sıcaklığında bekletin arkadaşlar. O zaman kıvamını göreceksiniz daha güzel olduğunu. Tüm malzemeleri çırptım. Şimdi ununu ekleyeceğim. Yavaş yavaş ununu ekleyerek hamuru yoğuruyorum. Unu da toplamda 3 su bardağı kullandım. Kullandığım bardak ölçümde 250 milimdir. Ona göre siz de ayarlayın. Baktınız ki 3 su bardağı eklediğiniz halde biraz daha hamur cıvıksa biraz da ekleyebilirsiniz. İlla da 3 su bardağı olacak diye bir şey yok. Çünkü bazen malzemede kıvam değişebiliyor. Yavaş yavaş ekledim ki un fazla gelmesin diye. Hamurun kıvamı görüyorsunuz. Ele yapışmayan bir kıvam olmalı. Hamuru tezgaha aldım. Kare şeklini veriyorum. Kare bir kurabiye olduğu için tabi istediğiniz şekilde bu kurabiyeyi yapabilirsiniz ama kare şekli minik minik de olunca daha bir hoş duruyor. Çok kalın, çok ince olmasın arkadaşlar kurabiye. Evet, elimde böyle mantı kesme aleti var. Bununla kesince daha güzel oluyor ama bunu kullanırken sakın bastırarak geçmeyin üstünden. Hafiften bastırarak geçeceksiniz. Yoksa içine girer, yapışır hamur. Ona dikkat edelim. Bunu bulamayanlar tabii kare kare kesip de bu kurabiyeyi yapabilirsiniz. Hafiften üstünün şekli çıkması amacıyla bu bıçağı kullanıyoruz. Bu işlemi yaptıktan sonra da o çizgilerden mutlaka bıçakla keselim arkadaşlar. Tam kurabiyeler ayrılmadığı için bıçakla tekrar çizikler atalım aralarına şeklini tam çıkarmak için. Tek tek kurabiyelerin şekli ortaya çıktı pratik bir şekilde. Bıçak yardımıyla da alıyorum, hemen tepsiye diziyorum. Kalınlığını görüyorsunuz. Çok ince yaparsanız şeklini verdikten sonra almakta güçlük çekersiniz. Bir kez daha göstereyim kalınlığını. Tam bir ideal. Bu arada da fırını açtım. 170-180 derece altı üst ayarda üzeri ve altı kızarana kadar fırınımıza gönderip pişirelim. Kurabiyeleri piştikten sonra da iyice soğumaya bırakalım arkadaşlar. Çünkü üzerine çikolata dökeceğimiz için kurabiyelerin soğuk olması önemli. Sütlü ve beyaz çikolatayı poşetlerin içinde kaynamış suyun içine atıp kolayca erittim. Hemen kürdan yardımıyla da batırıp üç ucundan açtım.
İyice erimediği zaman donabiliyor. Biraz daha erittim beyazı. Böyle bu şekilde çikolatayla süsleyerek kurabiyelerimizi oluşturuyoruz. Süslemesi de çok zevkli. Biraz çabuk olmakta yarar var. Çünkü bu işlemi yaparken biraz yoğun kıvama geliyor. O zaman çikolata çıkmıyor poşetin içinden. Hemen beyazı da geçiyorum kurabiyelerin üstünden. Çikolataları dökünce kurabiyelerin güzelliği tabii ki ortaya çıktı. Tabii süsleme aşaması yine size kalmış. Başka şekillerde de süsleyebilirsiniz. Biraz çikolatalar donduktan sonra, iyice donduktan sonra servisinizi yapabilirsiniz. Kıyır kıyır çok lezzetli. Böyle atıştırmalı kahvenizin, çayınızın yanında mutlaka deneyin derim. Umarım sizler de bu güzel kurabiye tarifimi yapar ve afiyetle yersiniz. Kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın. Başka güzel tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.